Misli TV ekranlarından merhabalar değerli voleybol severler. Misli Voleybol'un bugünkü konuğu Mert Grup Sigorta'nın başarılı orta oyuncusu Özge Nur Çetiner. Özge hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Biz de iyiyiz. Hemen sorulara geçelim dilersen. Önce klasik bir soruyu biraz modifiye ederek sormak istiyorum. Kariyeri anlatmak ya da anlattırmak zulüm gibi, bunun farkındayım. Ama şunu merak ediyorum. Altyapıdan profesyonel seviyeye çıkarken ya da o profesyonel kariyer boyunca kariyerinde kırılmalar ya da sıçramalar oldu mu? O tür eşikler yaşadın mı? Her sporcunun olmuştur bence. Benim için de iki büyük eşik vardı. Bir tanesi ilk milli takıma seçildiğim seneydi bence. Bir diğeri de altyapı yaşım devam ederken A takımla maçlara ve antrenmanlara çıkmam. Erken yaşta A takım şansı yakalamamdı yani. 16-17 mi? 17. Evet. Hı-hı. Peki şimdi orta oyunculara, istisnasız her orta oyuncuya sorduğum bir soruyla devam edeceğim. Çünkü biraz koçlarla alakalı da burada şey oluyor sanırım. Biloa bir orta oyuncu. Hissi ve tecrübesiyle mi gidiyor yoksa kenardaki yönlendirmeyi mi tamamen dikkate alıyor? Şimdi şöyle, bir antrenörle çalıştım mesela. O tamamen onun sistemine ayak uydurup ona göre gitmemizi istediği için o zaman kenardan gelen şeylerle hareket etmek zorundasın. Ama tabii ki onu yaparken bile bir hissiyatın hayır ya burada bunu yapmamalıydım dediğin anlar oluyor. Ama bireysel olarak neyi tercih edersin diye sorarsan hislerimle yapmak daha keyifli oluyor açıkçası. Evet. Bazen hocaları ben görüyorum maçları anlatırken şöyle yapıyorlar. Tamam benim hatam. Aynen çünkü bir tarafa inisiyatif almamızı istiyorlar bazen. Diğer taraftan sayı kaybedersek eğer o onların sorumluluğunda oluyor. Evet. O yüzden üstlerine alıyorlar bunu. Evet. Yani. Ama sen hisçi orta oyunculardansın o tercih zaman. Tercih ederim, evet. Peki bu profesyonel hayatla alakalı bir şey sormak istiyorum. Çünkü insanlar da bunu merak ediyorlar. Özellikle sizi takip eden altyapı oyuncuları da var. Bir profesyonel sporcunun 24 saati nasıl geçiyor? Yani şöyle, günde çift antrenman varsa daha erken başlıyor tabii ki gün. Tek antrenmanlar olduğunda saat 10 gibi güne başladığımızı düşünürsek kahvaltı, bir kahve, antrenman, antrenmandan trafiğe yakalanmadan eve dönüş serüveni, ardından bir yarım saat dinlenip yemek hazırlama, tekrar yemek yeme, sonra tekrar yatış. Çiftler daha spontane. Eğer arada iş varsa hemen onu halletmek gerekiyor çünkü ama onun dışında yine yani tamamen şöyle. Uyu, uyan, yemek ye, antrenman yap, yemek ye, antrenman yap, serüveninde gidiyor yani. Peki ne zaman partiliyorsunuz? Parti yok. Sezon içinde değil yani. Çok zor. Evet. Parti yok. Parti yok. Parti yok. Sezon içinde hiç yok yani. Evet. Çünkü hani aslında insanlar sanırım sizin hayatınızdaki o zor ve bazı şeylerin artık askeri düzende devam ettiği hayattan ziyade böyle daha keyifli sanki hep eğlenceliymiş gibi hep böyle şen şakrakmış gibi ya bir algıya sahip. Parti yok derken parti tabii ki var ama yani mesela böyle ertesi gün antrenman varsa tabii ki parti yok yani o zaman biz değil ölümüz gider antrenmana. Yani ancak evet. Bir iki gün tatil, bir beş gün o zaman var parti. Evet. Bir de bu ilk Ankara serüveninden bahsetmek istiyorum. Evet. Hem de kulübü de işin içerisine katarak çünkü seni iki sezon Bursa'da izledik. Onun dışında hep İstanbul'daydın, hep Burhan Felek'te izledik seni. Ama hem ilk Ankara'ya transferin hem de bu takımın ilk kez Sultanlar Ligi'nde yer almış olması sanki biraz söz etmeye değer bir nokta. Çünkü sizin gibi ligin uzun süredir tecrübesini edinmiş insanların organizasyonun içerisinde olması sanki daha kıymetli gibi. Hem bu süreçten hem de kulübün genel yapısından bahsedebilir misin? Yani şöyle, öncelikle başkanımız Aydın Kaya voleybola çok değer veren, birçok farklı noktalarda yatırım yapan bir spor sever diyelim. İzmir'deki salona ismini verip bir alt ligimize sponsor olup aynı zamanda orada bir takım, burada Sultanlar Ligi'nde bir takımımız var. Bu kadar kısa sürede yakalamış oldukları ivme çok büyük bir başarı bana göre. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ardından yeni bir ekip ama içerideki aile havası ve aslında vakit geçirdikçe bütünleşen bir kimyamız oldu bence bizim. Çok erken açtık sezonu. Evet. Diğer takımlara nazaran belki bir buçuk ay evvel açtık. Ama bunun artısını sezon başladıktan sonra çok gördük. Çünkü birbiriyle sürekli beraber hem antrenmanda hem saha dışında vakit geçiren bir ekiptik. Özellikle yaz döneminde yani maçlar başlamadan önce. Bunun artısını çok gördük. Ankara'ya gelecek olursak aslında milli takımlardan biraz alışkınım. Yani altyapı serüvenimiz
3 ay orada geçiriyorduk zaman zaman. Ankara müthiş bir şehir zaten. O yüzden Ankara tecrübem de şahane gidiyor. Evet. Takım da çok iyi gidiyor çok şükür. Peki şu tarafını da biraz sormak istiyorum. Uzun yıllar Galatasaray'da oynadın. Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden biri, en köklü Çınarlar'dan biri. Bir de bugün geldiğimiz noktada yeni dediğin gibi yatırım yapılmış ve Sultanlar Ligi'nde ilk deneyimini yaşayan bir kulüp var. Bu anlamda aslında senin o iki ekol, o iki farklı organizasyon hakkındaki düşüncelerini de merak ediyorum. Çünkü biraz daha Mert Grup Sigorta'nın bugüne geldiği nokta ve bundan sonrasında nereye doğru gideceği için de bu önemli. Sence ne gibi farklılıklar var bir Galatasaray organizasyonunun içinde olmakta? Yani şimdi Galatasaray kaç senelik ve bir sürü branşı olan bir kulüp. Yani evet. O açıdan çok fazla kıyaslamamız belki doğru olmaz ama kıyaslamaktan ziyade Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak hem müthiş keyifli hem de çok kolay değil. Stresli. Yani stresi, baskısı çok farklı oluyor. Burası dediğim gibi daha aile ortamı olduğu için burada o tarz, yani tabii ki kimse kaybetmek istemez ama o tarz bir korku ve baskı altında değiliz. Yani daha çok eğlenerek, keyif alarak maçları oynayıp o şekilde kazanmak istiyoruz yani. İlla böyle bu maçı kazanmak zorundasın diye kafamıza dayatmıyorlar yani. Orada da dayatmıyorlar. Belki şimdi yanlış anlaşılacak bir söylediğim ama sonuçta o baskı kimsenin sana söylemesine gerek yok. Üstünde ister istemez hissediyorsun. Formayı sarı kırmızıyı giyer giymez. Değil mi? Yani bir de artık klasik bir yerden kapatmak istiyorum. Bunu da yine aşağı yukarı herkese soruyorum. Oynadığın oyunculardan bir ilk altı istiyorum. Ve 3 artı 1 kuralını da federasyonun belirlediği kuralı da uygulamak istiyorum. Kullanalım. Evet. Tamam. Oynadığım oyuncuları seçiyorum. Evet, kesinlikle öyle olmalı. Lobianco'yu pasör seçiyorum. İtalyan Eleonora Lobianco. Burada araya girmek istiyorum. Lütfen. Biraz önce, yayından önce Maya'dan bahsettim. Evet. Şimdi herkes Maya'yı dedi tamam ama böyle bakıyorum Maya diye bir insan hiç olmasaydı muhtemelen o Maya diyen insanların neredeyse tamamı da Lobianco derdi. Muhtemelen. Değil mi? Evet. Yani bence aslında öyle yani. Klasik yer yine devam ediyor. Aynen aslında. Aynen öyle. Ama ben oynamadım Maya'yla. Evet. İnşallah kısmet olur. Çok da beğeniyorum yani. Beğenmemek elde değil. Ama Lobianco oynadığım, evet, için onu seçiyorum. Gözde ablayla Neriman'ı koyuyorum 4 numaraya. Evet. Orta oyuncu sevgili kardeşim Kübra Akman'ı koyayım önce. Bir de Aslı Kalaç'ı koyayım tabii. Evet. Libero kaldı. Onu da kardeş kontenjanından gidelim o zaman. Onu da Gizem Örge'yi aldım. Ben kendime takım kurdum böyle. Bu benim takımım olsun. Şeydeki o Mert Grup'taki kardeşlik havasını rüya takımında aynen, da aynen. Sürdürdüm. Rüya takımım da öyle olsun. Peki şunu da soralım. O da klasik olsun. Bize bir orta oyuncudan bahsedebilir misin? Senin bugün geldiğin noktada sana ilham vermiş olan ya da senin altyapıdayken en azından uzunca yıllar izlediğin. Klişe olacak ama siz söyleyin istiyorsanız belki cevabı daha iyi biliyor olabilirsiniz yani. Maya Polyak ama şöyle. Ben dedim ya 17 yaşında İK takımına, evet, çıktım diye. Onun öncesinde hep Yeşilyurt Spor Kulübü'ne başladım. Ben altyapıdayken işte pas pas yapıyorduk maçlarda. Top topluyorduk. Evet. O yolların hepsinden teker teker geçtim. A takıma çıkmadan bir sene önce Türk Telekom 1. Lig'deydi. Sultanlar Ligi'ndeydi. Bizim Yeşilyurt da Sultanlar Ligi'ndeydi. Evet. Bize maça geldiler. Maya Polyan Türkiye'ye geldiği ilk seneydi o sene. Evet. İnanılmaz bir atmosfer. Yani onu o sene izleyip de benim yaşıtım, benim jenerasyonum olup örnek almayan hiç kimse yoktur. Evet. Yani tırnağa kadar bile olabilirsem ya çok başarılı olurum yani. Ama şöyle söyleyeyim, geçen seneki takım arkadaşlarım, Maya Polyak'la takım arkadaşıydı eski. Evet. O bile bize bir şey anlatırken blokla ilgili, bak Maya bana böyle böyle diyordu, sen de böyle böyle yap diyordu. Yani bu bir efsane gibi. O yüzden Maya bir otorite diyelim o zaman. Aynen bir öyle. Karar merci. Aynen öyle. Yaptıkları kanun hükmünde kararname sayılır. Aynen öyle. Evet. Teşekkür ederiz. Bize ben vakit ayırdınız. Bunu da yine sürekli tekrarlıyorum ama biz herkesle çok sıkışık zamanlarda röportaj yapıyoruz. Yani şimdi insanlar sizi bekliyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu da bir fedakarlık. Umarım sezonun bundan sonraki kısmı da sizin için en iyi şekilde İnşallah. Geçer. En fazla olabilecek en iyi noktada bitirirsiniz. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Misli Voleybol'un bugünkü konu Mert Grup Sigorta'nın başarılı orta oyuncusu Özgenur Çetiner'di. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Misli TV'de kalın, voleybolla kalın.